zaman. Bilirsiniz o lafı. Turfanda lafını. Turfanda. Hani böyle mevsimi dışında yetişen sebze ve meyveler için söylenen bir kelimedir. Turfanda. Ya hiç merak ettiniz mi? Turfanda ne demek diye. Merak ettim ya, hakikaten turfanda ne demektir diye. Turfan aslında Doğu Türkistan'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan ve denizden 150 metre aşağıda olan, bayağı deniz alt kotun, yani deniz kotunun altında olan böyle bir ova. Yazları son derece sıcak, etrafında yüksek arazilere göre böyle daha farklı bir bitki örtüsüne sahip. Ancak yazın erken geldiği, pamuk dahil birçok tarım ürününün yetiştirildiği bir yer. Su çevredeki dağlardan tarihi bir yapı ile ve kanallar vasıtasıyla geliyor. Ve Turfan'da, yani Turfan ilinde, Turfan bölgesinde mevsimin dışında bitkiler yetiştiriliyor ya da meyveler yetiştiriliyor. Karpuz, kavun yaz mevsimi dışında da yiyebiliyorsunuz. Turfan'da yetişiyor. İşin enteresanı, Turfan'a su getirmek için milattan önce 500 yılında olduğu tahmin ediliyor. Tam net rakam yok. 5000 kilometre uzunluğunda. Bir daha rakamı size söyleyebilirim. 5000 kilometre uzunluğunda ve çölün 100 metre altında tüneller yapılmış. Yanlış duymadınız. 5000 kilometre uzunluğunda. 5000. Yerin 100 metre altında. E hani biz? Türklerin hiç medeniyeti yoktu. Biz hiçbir şey yapmamıştık. Dikili taşımız yoktu. Öyle denir. Bu çok konuşulur. Hiçbir eserleri kalmadı. Meğerse toprak altındaymış. Çok da konuşulmuyormuş. Biz de hiç haberdar değilmişiz bundan. İşte suyu Turfan gibi bölgelere yer altından taşımış Türkler. Ve biz de o meyveleri Turfan'dan yemişiz. Turfan'da lafı da oradan geliyor. Turfan'dan geliyor. Buradan da Turfan'a selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum.